Şimdi de mobilya sektörünün öncü ve lider kuruluşlarından olan Büroseren Mobilyalarının konuğu oluyoruz. Yanımızda firmanın yönetim kurulu üyesi Yavuz Selim Urkaç var. Merhabalar Yavuz Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Yavuz Selim Urkaç ben. Firmamızın ikinci kuşak temsilcisiyim. Firmamız 1986 yılında yönetim kurulu başkanımız Durmuş Urkaç tarafından kuruldu. İmalat aşamasında girdik sektöre. İskelet imalatıyla beraber başladık. Ondan sonra da 1996'dan bu yana da mağazacılık anlamında yaklaşık 25 yıldan beri devam ediyoruz. Bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Bizim öncelikle atılımımız 2006 yılında ihracatla beraber başladı. Müteahhitlik, inşaat ve mimari firmalarda beraber güzel işler yaptık. Özellikle yurt dışında. Yaklaşık 42 ülkeye ihracatımız var. Bununla beraber yurt içinde ve yurt dışında kamu, hastane, askeriye, okul, restoran, otel gibi projelerde yer aldık. Büroseren Mobilya olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Şu anda bu yıl itibariyle, 2021 yılı itibariyle daha çok Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri'nde işler yapmaktayız. Orada hem Türk müteahhitlerinin almış olduğu işlerde partnerlik yapıyoruz hem de direkt ihracatımız var. Bu anlamda bizim 2013 yılında kurmuş olduğumuz Buser Project adlı firmamız yurt dışında sadece ihracat için, oradaki projelerde daha esnek çalışmamız için kurmuş olduğumuz bir firmaydı. Hakeza 2014 yılında Buser Lab diye görmüş olduğunuz okul mobilyaları noktasında hem kreşten üniversitelere kadar tüm segmentte yer aldığımız bir mobilya segmentimiz var. Bu anlamda da müşterilerimize her türlü yardımcı oluyoruz. Yavuz Bey, bize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Bizim ilk 86 yılında başladığımız süreç içerisinde biz ofis mobilyaları noktasında işe başladık. Bundan 15 yıl önce tekrar yani 2006 yılında okul, otel, restoran, kafeterya mobilyalarında projeler yapmaya başladık. Bu süreci biz müşteri geldiği zaman, müşteri talebini ilettiği zaman bunu bir metine döküyoruz. Önce bütçeyi belirliyoruz, sonra projelendiriyoruz, sonra tasarım yapıyoruz. En sonunda uygulamaya kadar tüm süreci bizim arkadaşlar tarafından burada yapılmakta. Bu şekilde müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Peki Yavuz Bey, bize biraz da hedeflerinizden bahseder misiniz? Hedefimiz ihracat anlamında çok şükür 2020 yılında TİM tarafından ilk 1000 firmasının içerisinde yer aldık. 2019 yılında hakeza yer aldık 2000 içerisinde ihracatta. İnşallah hem ihracatta hem iç piyasada hak ettiğimiz yeri göreceğimizi düşünüyoruz. Daha çok çalışarak, ihracatı bir milli mesele haline getirerek zirvelerde yer alacağız diye düşünüyorum, umut ediyorum. Peki pandemi süreci mobilya sektörünü nasıl etkiledi? Bu süreci şu şekilde atlattık. Özellikle tabii ihracatımız bu noktada bu pandemiden etkilendi. Daha çok dijital yatırım yaparak, daha çok internet anlamında, sosyal medya anlamında yatırım yaparak biz bu açığı kapatmaya çalıştık. Evet, gidiş gelişlerimiz olmadı, evet fuarlar olmadı ama dijital gibi bir dünya var. Bu dünyada yerimizi aldık, burada ciddi bir rol aldık ve bir şekilde başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü diğer yıllara göre çok düşüş sergilemedi. Hamdolsun en azından dijital bir dünya gibi bir yerde yer aldığımız için de mutluyum. İyi ki de yaptık diyorum. Bu süreçte sektörünüzdeki gelişmeleri nasıl takip ettiniz? Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeyi yine piyasalarda fikir alışverişinde bulunduğumuz bizim aynı sektörde yer aldığımız dostlarımızla hakeza yine işte sosyal medyada yer alan yenilikçileri işte konforlu ürünler noktasında takip ettiğimiz ürünler noktasında bunları da biz müşterimize yansıttık. Bildiğimiz kadarıyla kreşten başlayıp üniversiteye kadar çok geniş bir ürün portföyünüz var.
Bize biraz da bundan bahseder misiniz? Dediğim gibi 2014 yılında Pusellab diye bir firma kurduk. Sadece eğitim sektöründe yer almak için. Bununla alakalı az önce de bahsettiğim kreş, mesela 54 tane yurt dışında kreş projesi yaptık. Bununla beraber orta öğretim, yüksek öğrenim noktasında bütün anahtar teslim dediğimiz, Turkey dediğimiz sistemle alakalı bir teçhizat, bir sabit ve hareketli mobilya noktasında bütün projede eli taşımızın altına koyarak güzel işler başardık. Bunun yanında laboratuvarla alakalı da güzel işler yapıyoruz. Nitelikli laboratuvarlar yapıyoruz. Fizik, kimya, biyoloji, fabrikada kullanılan laboratuvarları projelendiriyoruz hakeza. Bu noktada da dediğim gibi eğitim mobilyalarının tüm yelpazesinde, bütün ürün gamında yer alıyoruz. Aynı şekilde otel sektöründe de anahtar teslim projeleriniz söz konusu. Bize bundan da bahseder misiniz? Yurt dışında özellikle otel projeleri yapıyoruz. Afrika'da, Orta Doğu'da. Şöyle, müşteri buraya geldiğinde yukarıda görmüş olduğunuz, daha doğrusu showroom'umuzda yer alan mock-up odalarımız var, örnek dairelerimiz var. Bu odaları gezerek tüm otel projesini, yani şöyle söyleyeyim, mobilya dekorasyonundan tutun, tekstil grubuna, aydınlatmadan, tavandan tabana kadar tüm sürecini tedarik, projelendirme ve uygulamasını biz kendimiz yapıyoruz. Sadece işin mobilya tarafında yokuz. Burada anahtar teslim dediğimiz sistem doğrultusunda otel projelerini tamamlıyoruz. Yani burada ekonomik otellerden, yani 3 yıldızlı otelden 5 yıldızlı otele kadar tüm segmentte yer alıyoruz. Türkiye'de mobilya sektörü dünya klasmanında ciddi derecede yukarı doğru çıkmakta. Tabii Çin, İtalya gibi önümüzde ciddi üretim ve tasarım noktasında önde gelen ülkelerin peşinde geliyoruz. Biz mobilyada tekstilden sonra istihdam anlamında çok ciddi bir sayıya sahibiz. Ekonomik olarak mobilya dünyada inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Biz çalışmalarımızı inşallah ihracat yaparak Türkiye'nin markasını, Türkiye'nin kalitesini dünyaya tanıtmak anlamında ciddi çalışmalar yapacağız. Hedefimiz bu. Peki Yavuz Bey, kendi sektörünüzle alakalı devlet büyüklerimizden beklentileriniz nelerdir? Devletimizden bu noktada Ar-Ge noktasında, teknoloji noktasında, teşvik anlamında biz destek bekliyoruz kendilerinden. Pazar araştırma noktasında, yurt dışındaki pazarlar noktasında, fuarlar noktasında kendilerinden teşvik bekliyoruz. Yani mobilyanın tanıtımı noktasında, Türkiye'deki mobilyanın tanıtımı noktasında devletimizden arkamızda durmasını bekliyoruz. İş çalışmalarınızı biraz daha detaylandırabilir misiniz? İlk ihracatımızı biz 2006 yılında Türkmenistan, yani Türkiye Cumhuriyetler'de yapmıştık. Dolayısıyla orada çok tedirgindik. Kalite teslim sürelerindeki problemleri aşma noktasında ciddi derecede Türkiye bu noktada sıkıntı yaşıyordu. Biz dedik ki hem kalite anlamında, hem teslim noktasında, hem montaj noktasında Türklerin kalitesini gösterme noktasında en iyi bir şekilde biz burayı teslim edeceğiz diyerek yola çıktık. Hamdolsun oradan sonra başka bu referansla başka ülkelerde de çok güzel işler yaptık. Türkmenistan'da Güneş Rekalar kitabında TV Kulesi, hava alanı projelerinde yer aldık çok şükür. Orada da sergilemiş olduk.